TM Oto Yıkama ve Oto Kiralama Maziden İstikbali'yi sunar. Efendim merhabalar. Sanal Dünya'daki evinizden yani TV262'den hepinize kucak dolu sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. Yine bir Maziden İstikbali programında sizlerle birlikteyiz. Bizi 15 ayrı ülkeden seyreden İzmitli gurbetçilerimize buradan en kalbi duygularımızı sunuyoruz. Türkiye'nin 81 ilinden özellikle de Kocaeli'mizden bizi seyreden sevgili seyircilerimize de merhabalar diyoruz efendim. Biliyorsunuz programımızın ismi Mazi, Geleceği İstikbal. Ama biz yine iki haftadır geçen haftada yine bir değerli konumuzu almıştık. Ne mazi ne istikbal tam ikisinin ortası ve bundan sonra yaşama özellikle Kocaeli'nin yaşamına belki de yön verecek insanları artık programa almaya başladım. Onlarla biraz daha istikbale yönelik konuşacağız. Sevgili seyircilerim benim bu programıma sponsor olan HM Rentakar ve Oto Yıkamaya sevgili Halim Çakıroğlu ve Mutlu Çavlar'a da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, geçen haftaki çok görkemli bir kongreden sonra Kocaeli'deki Saadet Partisi'nin il başkanlığı görevini alan sevgili Nurettin Çelik'le birlikteyiz. Müsaadenizle şimdi başkanla sohbete başlayalım. Başkanım, ben önce teşekkür ediyorum, bizi kabul ettiniz. Geçen hafta hakikaten çok güzel bir kongre oldu. Hakikaten Kocaeli'de ciddi bir ses getirdi. Sayın Genel Başkan Temel Bey'in de katılmış olması ayrı bir renk. Ve Kocaeli'nin protokolünü de oraya almış olmanız Saadet Partisi'nin o eski güzel günlere doğru bir dönüş işareti gibi algılandı kamuoyunda. İsterseniz biz oralara girmeden Nurettin Çelik'i şöyle biraz özelinden tanımaya başlayalım. Nurettin Çelik kimdir? Kısaca buradan başlayalım başkanım. Evet, çok teşekkür ediyorum öncelikle. Tabi burası bizim evimiz. Getirmedik böyle, her gün buradayız. Evet. Kocaeli'deki bütün kardeşlerimizin önümüzdeki süreçteki mutlu olabileceği bir yuvayı tesis etmek için bu çalışmalar içerisindeyiz. Tabii biz de çocukluğumuzdan beri bu yapı içerisinde bir yerinden tutma gayreti içerisindeyiz. Bundan dolayı da süreç artık bizi artık bu makama getirmiş oldu geçtiğimiz hafta itibariyle resmen. Evet. İnşallah önümüzdeki süreçte Kocaeli'ne ve bu noktadaki Kocaeli'nde yaşayan bütün kardeşlerimize inşallah hayırlı bereketli hizmetler yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Tabii, İnşallah başkanım. Evet. Yani tabii siyaset uzun soluklu bir iş. Evet. Siyasetteki 50 yaşı millet genç görüyor. Yani ben şimdi artık 50'ye merdiven dayadım. Millet diyor ki daha çok gençsin. Daha çok gençsin başkanım. Yani daha çok gençsin. Evet. Ama bir yönüyle insan 30 yıl çalışıyor. 30 yıl çalıştığı yerden emekli oluyor. Biz 30 yıldan beri siyaset yapıyoruz. Hala millet diyor ki daha çok gençsiniz. Onun için demek ki çok daha fazla çalışmamız lazım. Bu yaşla alakalı Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sayın Necmettin Erbakan hocamızın da devamlı Eyüp Elansar'a örnek vermesini de hatırlarım ben. Yani evet. Gençlikse mesele buyurun. Evet, olay evet, budur evet, derdi. Evet, evet, o noktada. Demek ki buradan da hizmetin yaşı olmuyor. Evet. Buradan onu ifade etmek için söyledim. Tabii herkes de hizmet ettiği ölçü içerisinde de onun karşılığını alıyor. Geçmişten günümüze ne kadar çok sıkıntı çekersek o günlerimiz o kadar çok kıymetli oluyor. Bereketli oluyor. Yani dolayısıyla evet, biz bu süreçte sıkıntıya talip olmuş olduk. Tabii 69 Kocaeli doğumluyum. Gebze'de oturuyorum. İkametgahım evet, Gebze'de. Yani şu anda işte ilk öğretimimizi işte liseyi, İmam Hatip'i sonra üniversiteyi Trabzon'da bitirdik. 5 yıl rehber öğretmen olarak görev yaptım. Evet. Rehberlik, psikolojik danışmanlık. Ondan sonraki 10 yıl bir özel firmada yönetici olarak görev yaptık. Ondan sonra Fazilet Partisi'nin sonu
Saadet Partisi ile birlikte artık iyice siyasetmişe gittik ama bu arada ben mesela o biraz daha eski dönemlerinizi bildiğim için mesela Milli Gençlik Vakfı'ndaki görev dönemleriniz de var sizin. O özellikle ben de bir kısmını hatırladığım bölümlerde sadece Fazilet döneminde değil, ondan önceki de hakikaten özellikle gençlerin yetişmesi açısından çok gayretli bir döneminde de sıkıntılı dönemleriniz oldu. Rahmetli Ahmet Pembegülü'nün Gebze Belediye Başkanı'yla birlikte yaptığın çalışmalar oldu. Biraz da oralara şöyle bir geniş girelim mi başkanım? Şimdi evet. Neden ben size böyle üzerinize geliyorum sizi tanımak adına? Şimdi Kocaeli İl Başkanı oldunuz. Kamuoyu Nurettin Çelik'i biraz daha iyi tanısın arzu ediyorum. Yani Saadet Partisi İl Başkanı oldu şuradan geldi değil. İşin tam böyle çamurundan geliyor, sokağından geliyor ya da çekirdeğinden geliyor. Ben biraz daha buralara girmenizi rica ediyorum. Buraları da anlatırsanız. Evet, şimdi tabii esasında bu yürüyüş İmam Hatip yıllarıyla birlikte evet, başlamış evet. oldu. İmam Hatip yıllarında o zaman daha Milli Gençlik Vakfı yeni kuruluyordu. Hatta bulunduğumuz ilçede yoktu. Başlangıç Hak Yol Vakfı ile birlikte başlamıştı. Evet. Daha sonra Milli Gençlik Vakfı kurulunca bu yapı içerisinde başladık. Okul daha henüz bitmeden artık teşkilatlanma çalışmaları başladı. Ondan sonraki süreçte hayat bizi aldı böyle. Böyle hala, kendi içerisinde hala götürüyor. Hani tabi söz olarak ifade edilir. Handım, yandım, piştim diyor. Yani bu noktada hanlıkla birlikte o çalışmalara başladık. Tabii nihayetinde hepimizin arzusu, gayesi toplumda faydalı bir fert olabilmek, ailemize, etrafımıza, milletimize faydalı bir insan olabilmek. Onun temeli içerisinde de fayda gördüğümüz, arzu ettiğimiz bütün yapının içerisinde olduk. Oldu, her zaman olduk. Bundan hiçbir zaman özelimizi düşünmedik. Yani kardeşimizi taşımayı tercih ettik her zaman. Bunun da karşılığını biz hayatımız boyunca aldık. Yani bu noktadaki hayatımıza şöyle bir baktığımız zaman hep yani huzur içerisinde, geçmişe baktığımız zaman keşkelerimizin az olduğu, daha çok böyle ileriye dönüp baktığımızda da huzuru kendi dünyamızda hissettiğimiz bir yaşantımız var. Cenab-ı Hakk'a bundan dolayı hamd ediyorum. Yani evet. böyle bir yapıda siyaset yapmak, böyle bir yapıda arkadaşlarla, kardeşlerle birlikte çalışmanın kendime, aileme, etrafıma vermiş olduğu huzurdan dolayı da Cenab-ı Hakk'a tabii hamd ediyorum. Şükrediyoruz, evet. Başkanım tam da böyle aileden bahsederken, şimdi bir bunu siz çok daha iyi bilirsiniz. Özellikle sizin gibi hakikaten 7-24 teşkilatıyla dertlenen insanların ailelerinde eğer gerçekten destek olunmuyorsa bir sıkıntı olabilir. Şimdi kaç çocuğunuz var başkanım? Ellerinizden efendim 4 tane var. Maşallah. Evet. Şimdi eşinizle bu süreçteki hukuklarınız nasıl? Yani çünkü teşkilatla barışık olan eşiyle küskündür derlerdi. Ya, böyle bir şey söylerdi. Şimdi, destek midir size? Evet. Şimdi tabii kolay değil. Değil. Yani değil. Hanımların işi çok daha zor. Yani biz bir defa bu çocuklar yetişene kadar ben bazen bakıyorum bu nereden geldi diye. Yani. Ne kadar büyüdü, yani, bu kadar büyüdü yani diye. Bu, evet. bu kadar evet. Çünkü gerçekten zaman çok hızlı geçiyor. Çok hızlı. Bu süre zarfında belli sorumlulukları da biz yapmakta gecikmiş oluyoruz. Yani ben şimdi aileler kendi içerisinde mutlaka vardır. Mutlaka. Yani mutlaka. Çocuk işte ilk yürüyor, ilk konuşuyor efendim, ilk yani o ilkler yani böyle biz bu ilklerde yokuz. Yok. Yani o noktada ilklerde evet. olamadık. Evet. O boşluğumuzu eşimiz doldurdu. Tabii zaman geçtikçe artık o ilklerin yerini farklı şeyler doldurmaya başladı. Kendi içerisinde evet. zaten oluşuyor. Evet. Yani biz mesela ben o yıllarda siyaset içerisinde vakıfla birlikte devam ettik. Eşim işte 5-6 yıl falan oldu. Aktif bir şekilde şimdi o da evet. siyasette. Ondan evet. önce onu ben hiç partiye getiremedim. Vakfa da getiremedim. Niçin? Çünkü kendi meşguliyeti gerçekten 4 tane çocuğun o noktadaki hazırlanıp
topluma kazandırılması kolay değil. Hem annelik yapmış oldu, hem babalık, yapmış oldu. Dolayısıyla bu noktadaki en büyük desteği o açıdan vermiş oldu. Şimdi iki koldan çalışıyoruz. Eyvallah. Çocuklar kaç yaşında başkanım şimdi? İki tanesi üniversiteyi bitirdi. Maşallah. İşte bir tanesi lisede, biri de ilk öğretimde. Şimdi onlarla hukukunu nasıl peki? Üniversitelerle görüşebiliyor musunuz? Denk geliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani şimdi bugüne kadar biraz şeyimiz tabii ki sınırlıydı. Ama nihayetinde canlı bir aileyiz. Mutlaka. Bu noktada şimdi özellikle bitirdikten sonra bu canlılık hepten arttı. Çünkü üniversite okuma süreci içerisinde şehir dışındaydılar. Şimdi geldik beraberiz şimdi, böyle artık. İkisi de yanımızda. Dolayısıyla dördü de yanımızda şu işe anda. İşe başladılar mı çocuklar? Tabii iki tanesi. Bir tanesi inşaat mühendisliği. Maşallah. Bir diğeri iç tasarım mimarlık. Tamam. İşte lisede olan zaten. Düğün hazırlığı başladı mı yoksa bu arada yaptırdın mı bir şeyler? O noktada yani birazcık daha hazırlık var hayata. Şimdi gençler artık eskisi gibi değil. Diyor ki ben kendi ayakları üzerimde durayım. Bu noktadaki iş deneyimi, eğitimimi bitireyim. Ondan sonraki çalışmamızı yapayım. Tabii bu konuyla alakalı, işte büyükle alakalı dediği bir lisan şeyi yapalım. Yurt dışı planlanmıştı. Okullar bilmem ne. Ya ondan sonraki süreçte de siyasi yapılanmayla alakalı şey çıkınca şu anda bekliyor. Yani ama bunları Amerika... neden sordum başkanım? Şimdi siz hakikaten Kocaeli ayağında çok ciddi bir göreve geldiniz. Sorumluluğunuz eskisinden daha da bir arttı. Sizin ne kadar sorumluluk sahibi olduğunu zaten ben yakından bildiğim için bunları sordum. Çünkü yarın bugün, hatta dün Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın grup toplantısına çektiği bir rest var. Erken seçimle alakalı ki bu önümdeki aylarda Türkiye gündeminin ısınacağını gösteriyor. Bu da çocukların sizi uzun zaman göremeyeceğini. Bu anlamda sordum. Yani bizde sıkıntı yok. Bizimkiler aşıldı yani. Aşıldı. O noktada. Allah bu noktada inşallah yardımcınız olur. Şimdi Nurettin Başkanım, bu belli bir süreç, bu bahsettiğiniz süreçlerden sonra Türkiye maalesef çok karanlık bir döneme girmişti o dönemde. Biz buna 28 Şubat diyoruz. Şimdi 28 Şubat'ta böyle bir kısa bir değerlendirme yapabilir miyiz? Özellikle Refah Partisi, Fazilet Partisi ile alakalı olan bir dönemde orada bir yapılan bir zulümler var. Onları bir tekrar edebilir miyiz? Tekrar edelim mi ya da? Onu sorayım ben size. Yani unutulmaması açısından söylüyorum. Şimdi evet. Tabii 28 Şubat olsun, ondan önceki darbe girişimleri olsun ve ondan sonraki darbeler diyelim, ondan sonraki darbe girişimleri olsun. Evet. Bunlar her zaman hiç kimsenin tasvip etmediği, bu noktada mücadele edilmesi gereken bir yapıdır. Bunları iyi okumak lazım evet. Her şeyden önce. Eğer iyi okuyabilirsek önümüze bir ışık tutmuş oluruz, ona göre de yürürüz. Yürürken de sıkıntı çekmemiş oluruz. Yani biz eğer 12 Mart'ı efendim 12 Eylül'ü ondan sonraki süreçte 28 Şubat'ı 12, evet. Yani Mart yani 70 mıhtırasından bahsettim. Ondan sonraki tabii öncesi de var. Dolayısıyla eğer biz bunları düzgün okumuş olsaydık 15 Temmuz'u bu şekilde yaşamayabilirdik. Evet. Yani onları bir defa düzgün kendi içerisinde düzgün okuyamadığımızdan dolayı belli sıkıntılar çekmiş olduk. Tabii ki bunlardan bir tanesi de 28 Şubat'tı. 28 Şubat'ın kendi içerisinde getirmiş olduğu acıyı biz uzunca bir müddet beraberce yaşadık. Tabii ki tasnif edilecek yapısı olursa mutlaka sıkıntılı süreçler yaşandı o günkü süreçte. Ama olayı düzgün okuma adına ortaya koyduğumuzda biz bunu Türkiye olarak okuyamadık. Siyasiler olarak gerçek manada ifade edemedik. Eğer okumuş olsaydık bugünkü geldiğimiz nokta bundan çok daha farklı olacaktı. O dönemi yani, çok iyi okuyan da çok fazla dinlemedi. Yani dinlemedi. Zaten evet. Rahmetli genel başkanımız o süreçte o Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldıktan sonra ilk gittiği tabii ki ziyaret ettiği Mesut Bey'di. Bu noktada evet. Gel bitirelim dedi bunu yani. Onlar neyin hesabını yaptı?
Onlar dediler ki eğer bu süreci biz bu noktada buna destek verir de bitirmenin önünü, yolunu açarsak, yani o zaman Türkiye'nin yolu açılmış olacaktı. Biz siyaseten bitmiş olacağız. O zaman biz siyaseten var olalım, onları bitirelim mantığını ortaya çıkartmış oldu. Ama bugünkü geldiğimiz süreçte onlar bitti. Elhamdülillah biz yine ayaktayız. Kesinlikle. Dolayısıyla kesinlikle. Bir herhangi bir olay yaşandığında önce kendimizi değil de kardeşimizi düşünürsek buradan fayda çıkar. Onlar kendilerini düşündüler ama bu yapı içerisinde kendilerine zarar vermiş oldular. Keşke milleti düşünmüş olsalardı. Keşke Türkiye'nin geleceğini düşünmüş olsalardı. Ona göre bir pozisyon belirlemiş olsalardı bugün çok daha farklı konumda olacaktı. Zaten sonuç itibariyle az önce de siz de ifade ettiniz. Yani yoklar onlar şimdi. Esameleri bile okunmuyor. Kayboldu gittiler. Bunu yani. Şimdi bu noktadan yola çıkarak tabii buna cevap verip vermemekte serbestsiniz başkanım. Sorumu da değiştirebilirim ama tam olsa o dönemin kahramanlarından bir tanesi Sayın Meral Akşener. Şimdi bir parti kuruyor. O dönem dönemin İçişleri Bakanı'ydı 28 Şubat'ı yanlış hatırlamıyorsam. Hatta meşhur bir diyalog da var Çevik Bir'le aralarında. Şimdi Meral Hanım siyasetin tam ortasına çıktı. Şimdi Saadet Partisi nasıl bakıyor bu olaya veya Nurettin Çelik nasıl bakıyor bu olaya? Bu konuda bir yorumunuzu alsam. Yani tabii Türkiye'de şu anda aktif 80'in üzerinde parti var. Evet. Seçime giren de işte bazen çarşaf gibi çarşaf oluyor. Gibi. ama yapı içerisinde tabii oturmuş bir de yapı var şu anki. Bu yapı içerisinde siyasette var olmayı hedefliyor. Bu noktada arkadaşlarıyla beraber yola çıktılar. İyi Parti olarak da isimlerini açıklıyorlar. İyi Parti olarak da isimlerini açıklıyorlar. İsteriz ki arzu ettikleri şekliyle iyi siyaseti geliştirmiş olsunlar. Çünkü biz hangi siyasi parti olursa olsun her birinin bu ülkenin geleceğiyle alakalı siyaset yaptığına inanıyoruz. Yani işin başlangıçta daha yapamazlar, beceremezler mantığını gütmek istemiyoruz. Çünkü bu noktadaki bütün kurulan siyasi partilerin her biri diyor ki ben ülkeme hizmet edeceğim. En iyisini ben yapacağım. Ben yani insanın işte huzurunu, refahını, geleceğini tesis edecek, ekonomisini ayağa kaldıracak çalışmaları yapacağım düşüncesiyle birlikte siyasi arenaya çıkıyor. Zamanla yapmış olduğu programı dünya görüşüne göre de bunu şekillendiriyor. Yani eğer bizim ifade ettiğimiz yapı içerisinde siyaset yapabilirseler, geliştirebilirseler bu ülkeye hizmet ederler. Yok. Yani mevcut yapıda devam edecekseler o 80'den bir tanesi olurlar. Değişen de bir şey olmaz. Şey olmaz evet. Evet. Yani insanımız sıkıntılı olduğu dönem içerisinde her zaman bir umut arıyor. Onlar da bir umut olmak için de bu çalışma içerisine girmişlerdir. Kendilerine de ben başarılar diliyorum. İnşallah yani faydalı bir yapıda siyaset yaparlar. Ancak burada bizim görebildiğimiz tabii genel yapısı içerisinde siyasetin bir işi yaparken işin başlangıcından işin şekli belli oluyor. Kuruluş aşamasından evet. Belli oluyor. Yani insanlara umut olsun diye ortaya çıkılıyor ama daha sonraki süreçte yapmış olduğu çalışmalarla birlikte artık bu umut başka bir yolculuğun adresi oluyor. Dolayısıyla da insanlar huzursuz oluyor. Biz siyaseti güven ortamında yapmamız lazım. En önemli şey odur. Yani biz bunu geliştirebilirsek, bu güven ortamını geliştirirsek toplumda arzu ettiğimiz huzuru, barışı, geleceği tesis etmiş oluruz. Yani şimdi çoluk az önce şey yapıyor, çoluk çocuk yetiştiriyoruz. Evet. Çocuk şimdi dünyaya geldi. Biraz büyümeye başladı. Artık ilklerini alıyorsun. Yani böyle şimdi sıhhatli bir evlatsa, çocuksa fiziksel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra çocuk sana gülmeye başlar. Gülücük verir. Şimdi çocuk hem sıhhatli hem fiziksel ihtiyaçları karşılanmış. Tam gülücük verilecek bir atmosferde başka bir el bu çocuğu almak isterse bu el sizin çok yakınınız olabilir ama çocuk açısından yakın hissedilmediği için çocuk kendini güvende hissetmez. Evet.
hemen tepkisini verir. Çocuğun tepkisi nedir? Ağlar. Hemen ilk önce ilk tepkisini vermiş olur. Yani ama o el bir babanın elidir veyahut da bir dedenin elidir veya bir komşunun elidir, bir akrabanın elidir. Ona değer verecek başka birinin elidir. Ama çocuk bunu algılayamaz. Dolayısıyla ilk tepkisini geliştirir. Şimdi biz toplumda bu güveni tesis edecek çalışmaları yapacağız. Bunu kim yapar? Bu el siyasetçinin elidir. Eğer siyasetçinin eli bu noktadaki vatandaşını işte bütün yapısıyla birlikte kucaklayacak bu güveni verirse herkes bundan huzurlu olur, mutlu olur. O güveni verecek çalışmayı yapmak lazım. Peki bu el hangi mekanizmada çalışır? Bu el bu noktada bu güveni verecek yapısı yani toplum içerisinde kabul gören, herkesin takdir ettiği ve gelecekle alakalı sıkıntı hissetmediği bir yapıda olması gerekiyor. Dolayısıyla tabii bunların açılımları var. Mutlaka. Nihayetinde evet. Toplumun huzuru nereden gelir? Toplumun huzuru adaletten gelir. Yani biz adaleti kendi içimizde tesis ettiğimiz andan itibaren onun düşüncesi, dini, efendim sosyal hiç bunların hiçbir önemi yoktur. Evet. Bu noktada en önemli husus bu elin düzenli bir şekilde çalışması için bu duygunun ön plana çıkartmasıyla alakalı olur. İnşallah biz bütün Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partiler her biri insanımızı bu açıdan bakarak bu elini ona göre dizayn eder. Oradan da huzur çıkar, mutluluk çıkar. İnşallah çıkar diye temenni ve dua ediyoruz ama başkan ben biraz daha özele gireceğim. Mukadder Başeymez bu yapıyla beraber hareket edeceğini açıkladı. Şimdi Mukadder Başeymez'in Milli Görüş tabanındaki yeri çok belli. Hatta bizim bile gençliğimizde, hepimizin gençliğinde çok etkili bir süreçtir. Bunu nasıl karşıladınız? Yani bu noktada tabii süreç adam alıp götürüyor. Yani öyle mi diyebiliyorsunuz? Yani bu noktada alıp tamam, götürüyor. Başkanım. Yani rahmetli hocamıza Allah mekanı cennet etsin inşallah. Onun evet. Aynı dönemde siyaset yaptığı zaman dilimi içerisinde bile yanlış yaptığında rüyasıyla birlikte geri gelirdi. İnşallah ben rüya görmesini isterim. Yani kendisini de severim. Tekrar rüyasını görür. İnşallah o noktada da siyasetini görür. Yapar. Yani akşam açıkçası aklıma o geldi. Yani Mukadder Bey'in gideceği yer dedim Saadet Partisi'dir. Çünkü o havuzdan geliyor. Onların tabii o tarafa doğru gitmene biraz garip geliyor. Tabii onu dediğin gibi yani inşallah rüyayı bir görür, rüyasını görür. Rüyasını görür. Nurettin Başkanım çok teşekkür ediyorum da ben şimdi sizden bir ricada bulunacağım. Özellikle 28 Şubat olduğu dönemlerde veya bu çalışmaların döneminde sizden iki tane anekdot rica edeceğim. Biri sizi çok üzüntülendiren, biri sizi çok mutlu eden. Aklında şu an geliyor mu öyle bir şey? Yani şu olduğunda ben çok üzüntülendim, bu olduğunda çok mutlu oldum. Diyebileceğiniz çok vardır eminim. Şu an düşünseniz de belki o çokluğundan aklınıza gelmeyecek. Yani tabii o dönemler gerçekten zor dönemler. Çünkü darbe yapıldı mı? Yoksa darbe girişimi mi yapıldı? Gerçekten gerçekleştirildi mi? Ondan sonraki bir süreç yaşanıyor. Ve güvenin olmadığı, zaten ticaretin kendi içerisinde hepten başka bir boyutta yürüdüğü evet. Ama her şeyden önce artık insanların adalete ve bu noktadaki kendini teslim edecek ellere güvenin olmadığı bir süreç. Tabii o dönemde de ben bir özel kurumda, özel eğitim kurumunun diyelim kuruluşuyla alakalı çalışma yapıyorum. Bütün çalışmaları tamamlamışız. İzinler alınmış. Okullar açılıyor. Böyle sevinçliyiz biz de. Çünkü öğretmen kökenliyim evet. Kendim de. Nihayetinde topluma insan yetiştireceğimiz bu noktada zemin hazırlanıyor. İşte ders zili başladı. İşte evraklarımız hazırlandı. Ankara'da dediler ki işlerimiz tamamdır. Hayırlı olsun okulunuz açıldı. Okulunuzu açabilirsiniz. Açabilirsiniz. Evet. Tabii
ikinci ders ilinde hemen emniyetten arkadaşlar geldiler. Dediler ki ya böyle böyle şeyiniz, evrağınız. Dedik ki ya çıkan evrağın bir tane fotokopisini gönderin. Hiç olmasa buradan istiyorlar. Ya işte şimdi geliyor da gelmiyor da falan da filan da baktık ki bir sıkıntı var. Onlar dediler ki gittiler tekrar biz gemiden geleceğiz. Bu evrağı bir an önce alın. Alın, evet. Ben hemen bunu hissettim. Gittim Ankara'ya. Baktım ki evrak imzalanan evrak Sümenaltı edinmiş. Tabii ki o zamanki özel öğretim genel müdürü Çevik Paşa'nın yeğeniymiş. Evet. Onu gördük. Ondan sonraki süreçte baktık ki bizim bu evrağımız gelmeyecek. Buraya geldik. O kurum o günkü emniyetle ve jandarmayla birlikte geldi, kapatıldı. Yani bugün terör yuvasına yapılan muamele o gün eğitime dönük, ülkenin geleceğine dönük yapılan çalışmalara yapıldı. Ne adına yapıldı? İşte din adına, işte gericilik adına vesaire vesaire. Yani bu noktadaki ben bu süreçte yargılandım. Yargılandığım yapı içerisine baktığım zaman da hiç alakası olmayan bir yapıda bir şey uydurulmuş. Onun o noktadaki ilçedeki temsilcisi, sahibi olarak yargı önüne çıktık. Nihayetinde tabii uzun da sürmüş olsa bugünkünden ben çok daha iyi görüyorum. Yani o günkü süreçte tabii ki hadiseler yine yargıya intikal etti. Mücadelesi yapıldı ve nihayetinde biz buradan beraat ettik. Çünkü bir suçumuz yoktu zaten. Bir şey yani, evet. Yok. Dolayısıyla ama bu süreci biz yaşamış olduk. Yani buradan ülke olarak sıkıntı çekmiş olduk. Sadece bu bir gruba yapılan bir çalışma değildi. Belki göstergesi o şekilde değerlendirilebilir ama önümüzdeki süreçte farklı bir yapılanmanın başlangıcı yapılmış oldu. Bundan da ülke olarak sıkıntı içerisine girmiş olduk. Sürdüm ona 1000 yıl falan da sürecek. Yani o noktada tabii ki var. Hani bir tabir var işte yalancının şeyi yasaya kadar mumu yanar diye. Yani bu noktada senin sözün doğru değildi ki. Yaşantın da doğru değildi. Davranışın da doğru değil. Yani bu doğru olmayan bir yapının uzun süre ayakta durması mümkün değil. Dolayısıyla toplumda her zaman iyilikler, güzellikler hakim olur. Her zaman kesinlikle iyilik kazanır. Az önce başkanım zaten siz de ifade ettiniz ya, yani o özellikle rahmetli Erbakan hocamızın Mesut Yılmaz'a gittiği zaman onların nereyi tercih edeceklerine dair bir karar verdiler. Kendilerini tercih ettiler. Kardeşlerini tercih etmediler. Bu da bunun devamı ki bu birbirini teyit etti zaten. Başkanım birinci bölüm için isterseniz bir kısa ara reklam arası vereyim. Reklamlardan sonra tekrar devam ederiz. Uygun mudur? Nasıl isterseniz. Evet. Sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. HM Oto Yıkama ve Oto Kiralama'nın katkılarıyla hazırlanan Maziden İstikbale devam edecek. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Kaliteyi gardırobunda taşımak isteyen erkeklerin tek adresi Bagimen. Bagimen. Şıklığın ve kalitenin anlam kazanmış hali. Bagimen. Siz de erkek giyimi için bir adres arıyorsanız Bagimen'e uğramadan karar vermeyin. Giy ve kalitenin farkına var. Bagimen. Bagimen. Bakayım,
Adres İnönü Caddesi, Ömer Ağa Mahallesi, No 156'ya B, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 322 28 92. Bu tutmuş, bu çekiştirmiş, bu sürüklemiş, bu aşağılamış, bu vurmuş, bu yeter demiş. Yakınlarınızdan şiddet görüyorsanız hemen arayın. Evlerinizi güzelleştiriyoruz. Fatmaca Alçı Yapı. Kurulduğu yıldan beri inşaat sektörüne birçok taahhüt, projelendirme ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Fatmaca Alçı Yapı, alçıpan, dekorasyon, iç ve dış cephe boya, ses, ısı ve su yalıtımı, dış cephe mantolama ve dış cephe söve dekorasyon hizmetleriyle de sektöründe öncü olmaya devam ediyor. Estetik tasarımlar ve dekoratif çözümler sunan Fatmaca Alçı Yapı, Kocaeli'de binlerce müşteriye hizmet vererek kaliteyi ön plana çıkartıyor. Sizler de uygun fiyat avantajlarıyla kaliteli hizmetten yararlanabilir, evinizin güzelleşmesini sağlayabilirsiniz. Kadıköy Mahallesi, Turay Güneş Caddesi, No 223, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 321 67. HM Oto Yıkama ve Oto Kiralama'nın katkılarıyla hazırlanan Mazden İstikbal'e devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, reklamlardan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğum açış konuşmasında da söylediğim gibi Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı sevgili Nurettin Çelik. Programın birinci bölümünde birazcık geçmişle hasbihal ettik sevgili başkanımıza. Bu süreçlerden nasıl geldiğini, bu süreçleri nasıl atlattığını. Çünkü kolay bir yapı değil bu yapı. Bu yapının içinde bu kadar direnmek de kolay bir olay değil. Ama sağ olsunlar kendileri hakikaten ciddi anlamda inançlarıyla beraber çok iyi direnerek bugüne kadar geldiler ve geçen pazar kongrede de gördüğümüz gibi Saadet Partisi'nin çok ciddi bir şahlanış hareketi gibi hareketi oldu salondaki görüntü. Bundan sonra Kocaeli'de bazı şeylerin Saadet Partisi kanalında da değişeceğinin işaretleriydi bunlar. Şimdi ikinci bölümde sevgili başkanımla bunları konuşacağız. İsterseniz şu millete sözümüz var. Bundan aşağı yukarı bir ay kadar falan önce başladınız. Millete merak etti bize ne sözleri var diye. Evet. Şimdi kongreyi anlatmadan önce isterseniz millete ne sözünüz var? Evet Ömer Bey, çok teşekkür ediyorum. Tabii her şeyden önce bir mümin olarak, Müslüman olarak her birimizin Cenab-ı Hakk'a vermiş olduğumuz bir sözümüz var. Kalu belada. Evet. Biz bu sözü hiç unutmadan bunu siyasete yansıtacağımız adımları atıyoruz. Tabii burada Kocaeli'nde hem yönetim kurulu üyelerimiz hem düşünen yapılarımızla birlikte, yan kuruluşlarımız, fikir üreten, geliştiren yapımızla birlikte arkadaşlarımız. Bunların içerisinde avukatı da var, efendim akademisyeni de var. Esnafı da var, gazetecisi de var. Bu şeye gireceğim başkanım zaten. Yönetim kurulundaki yapıya bir gireceğim. Öncesinde onu söylüyorum. Tamam. Yani hazırlık aşamasını söylüyorum. Anladım. Sadece bizde böyle bu tip şeyler çıkarken Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'ndan çıkmıyor. Tabiri caizse bunlar kendi işlerinde değerlendiriliyor. O yapıdan bir şey çıkıyor. Biz şimdi kendimizi biliyorduk. Biz Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz sözü biliyorduk. Evet. Dediler ki bir de millete bir sözümüz var. Bizim. Evet. Evet. Tabii bu noktadaki siyasetçinin millete vereceği söz nedir? Milletin sıkıntılarının giderilmesiyle alakalı programına koymuş olduğu yapıdır. Şimdi en büyük sıkıntımız bugün kendi içimizde her birimiz bugün için yaşamıyoruz. Her birimiz yarın için yaşıyoruz. Yarınlarımız daha iyi olsun. Bir ülkenin yarınlarının iyi olabilmesi için eğitim sisteminin bu noktadaki kendi içerisindeki yapılanması, duruşu ve bu noktada topluma kazandırdığı kişilerin
sayısı, niceliği ve niteliği önem arz ediyor. Bu açıdan ülkemiz ciddi sıkıntı yaşıyor. Yani eğitim sistemimize ciddi sıkıntılar var. Çok ciddi sıkıntı var. Kaldı ki zaten yani, geçen Cumhurbaşkanımız da bu konuda evet biz bu işi başaramadık. Yani bu noktada tabii bunu da biz millet olarak hissediyoruz. Evet. Yani yukarıda çünkü 15 yıllık bir iktidar var. Bu iktidar yapısı içerisinde 6 tane Milli Eğitim Bakanı değişmiş. Kendi içerisinde sistem 5 defa değişiklik göstermiş. Yani en son işte 15 Temmuz bunun üzerindeki şeyi oluşmuş oldu. Yani ondan öncesinde bunun sıkıntıları var. Evet. Yani eğitim sistemi başlangıcından itibaren düzgün temele kurulamadı. Kurulamadığından dolayı biz ülke olarak kaybetmiş olduk. Yani bu bir siyasi partinin başarılı ya da başarısızlığı olarak düşünmüyorduk. Hiçbir zaman da düşünmedik. O açıdan bizim bu noktadaki evlatlarımızın yetişmesine dönük olarak bir defa kendi dünya görüşümüzdeki yapılanmayı ortaya çıkartacak. Bu eğitimdeki çarpık yapının, eğitimdeki ileriye dönük milli ve manevi duygulardan yoksun yetişen gençliğimizle alakalı getirmiş olduğumuz bir söylem. Dolayısıyla zaten biz bunun için yaşıyoruz. Yani her aile de bunun için yaşıyor. Çoluk çocuğum diyor ki düzgün bir atmosferde yetiştireyim, ondan sonra iyi bir eğitim aldırayım, topluma, milletine, ailesine faydalı bir fert olmuş olsun. Evet. Yani ülke olarak da, millet olarak da, fert olarak da temel görevimiz birinci aşamada bunun aşılmasıyla alakalı, eğitimle alakalı bizim ortaya koymuş olduğumuz çalışmaların başlangıcını ifade edeceğimiz sözdür. Önemli bir sözdür. Herkesin tutması gereken bir sözdür. Evet. Biz bu sözü söyledik. İlla bunu Saadet Partililer tutsun değil mi? Bunu herkes tutsun. Eyvallah. Çünkü bu ülkedeki bu evlatlara hepimizin ihtiyacı var. Bu ifadeyle bu söz daha bir anlam kazandı. Tabii yani bu noktada. Evet. Saadet Partisi esasında millet bu noktada çok fazla inşallah önümüzdeki süreçte Kocaeli'den başlamak şartıyla bizi takip edecekler. Yani genel başkanımız özellikle referandum sürecinden sonraki tutumu topluma uzlaştırıcı cümleleriyle birlikte ayrı bir anlam kattı. Bunu biz güçlendirerek devam ettirmek istiyoruz. Nihayetinde bu toplum içerisinde yani nitelik ve nicelik açısından şeyine fazla bakmadan yaşayan her birimiz için bir havuzu oluşturan, masa başındaki efendim yapıları oluşturan ferdiz. Dolayısıyla burada birinin iyi ya da kötü olması üzerinde değerlendirme yapmadan tamamının iyi olabileceği zemini oluşturmak lazım. O açıdan da bunun temeli öncelikle eğitimdir. Eğitimdeki bu noktadaki bu çalışmayı biz ülke olarak yapabilirsek önümüzdeki süreçteki geleceğimize emin bir şekilde bakabiliriz. Çok daha rahat olabilir. O açıdan da en fazla önem arz ettiğimiz hususların başında geliyor. Evet. Tabii bu iş sadece eğitimle bitmiyor. Biz çünkü sıkıntılarımıza söz veriyoruz. İkinci şeyimiz adalettir. Yani bu noktadaki herkese eşit ve adil olan. Tabii herkese eşit ve adil bir adaleti tesis ve temin edebilirsek adalet mülkün temelidir. Ya bu noktada herkese lazımdır, gereklidir. Şey, dolayısıyla partisi, zihniyeti, yapısı düşünülmeden yapılması lazım. Bu noktadaki ülke içerisinde özellikle son dönemde ciddi bu konuyla alakalı yıpranma var. Önümüzdeki süreçte bu yıpranma da artarak devam edecek. Yani bugün belki biz belli şeyleri fazla hissetmiyoruz. Yani şimdi nasıl ifade edeyim ben bunu? Sayısal olarak baktığımız zaman mesela diyelim ki yerel yöneticiler. Evet. Yani 10 yıl önce İzmit'te yaşayan, Gebze'de yaşayan, efendim Darıca'da yaşayan bir kardeşimiz yaşadığı, yani 10 yıl önce de belediye vardı. Yaşadığı kentte belediye ile alakalı bir sıkıntısını yargıya hangi oranda taşıyordu, bugün hangi oranda taşıyor? Yani şimdi ben tam rakam olarak bilmiyorum. Ancak mahkemelerin
önündeki dosyalara, efendim ziyaret yaptığımızda muhtarların önündeki vatandaşa tebligat olarak gönderilecek evraklara, toplum düzeni içerisindeki insanın yapısına baktığımda da bunların çok fazla arttığını hissediyorum ve görüyorum. Yani dolayısıyla insan sıkıntılı olduğu bir hususu çözmek için nereye gidecek? Doğal olarak hukuki yola başvuracak. Eğer hukuktaki bu süre ne kadar uzun olur ve vatandaşın bu noktadaki ihtiyacı dönüşüm noktasında süre uzarsa buradaki adalet mekanizması kendi içerisinde zayıflamaya başlar. Bir de bunun tepe noktasındaki çalışmalar dizayn edilir. İnsanlar bu noktadaki özellikle karar verici hakimlerimiz kendi vicdanlarıyla birlikte kanunun kendisine vermiş olduğu yetkiyi de kullanamaz duruma geldiği andan itibaren artık bu ülkede yaşanılmaz. Yani bu önümüzdeki süreçte bizim eğitimden sonra en fazla ülke olarak sıkıntı çekeceğimiz hususların başında geliyor. Dolayısıyla buna bir an önce biz el atmamız gerekiyor. Evet, şeyde de rahmetli Erbakan hocamızın da güzel bir bu konuda birkaç örneği vardı. Bir tanesini aktarayım müsaadenizle. Beldede mal, can, akıl ve nesil emniyeti yoksa o beldede huzur ve adalet beklemeyin derdi ki bütün bu anlattıklarını zaten bunların şu an olması bir an önce oluşması. Çünkü müdahale edilmezse daha da dediği gibi sıkıntıya gidecek gibi görünüyor. Ama inşallah ülke olarak toparlayacağız bunu. Açış anonsunda da söylediğim gibi hakikaten nasıl anlatır? Çok keyifli bir kongre yaptınız. Çok güzel bir kongre yaptınız. Kocaeli'nin gündemini oluşturdunuz kongreyle beraber ve güzel de bir il yönetimi oluşturdunuz. Bu arada size katılan arkadaşlarımız oldu diğer siyasi partilerden. Onları takdir ederseniz siz açıklarsınız, takdir etmezseniz açıklamazsınız ama yönetimi kurarken bir Kocaeli genelinde bir yapım oldu. Nelere dikkat ettiniz? Mesela kimleri aldınız, kimlerden aldınız? Etnik yapı gözetiminde bulundu mu, ekonomik yapı gözetiminde bulundu mu, ilçelerin dengesi nasıl, bunu bir anlatabilir misiniz? Yani şimdi hani bir tabir var, soran sorulandan daha iyi bilir diye. Yani bu noktada tabii sorunuzun içerisinde esasında hepsinin cevabı var. Evet. Tabii siyasette kendi içerisinde mutlaka dengenin oluşması lazım. 12 ilçenin bir arada bulunduğu bir il teşkilatını oluşturmuş evet. olduk. Dolayısıyla her ilçeden temsil yeteneği olan arkadaşlarımızla birlikte bu çalışma organize edilmiş oluyor. Nihayetinde her meslek grubundan, her yapıdan arkadaşımızla, tabii Kocaeli vilayetimiz ülkenin bir mozaiği. Dolayısıyla her vilayetten arkadaşlarımız var. Onu da doğal olarak siyasi yapılanma içerisinde hissettiriyoruz. Tabii bazen böyle fark etmediğin zaman kendi içerisinde kantar kayar, kaydığı zaman da sıkıntı çıkar. Biz onu komşu siyasi partilerde net bir şekilde görüyoruz. Yani kantar kaydığındaki kendi içerisindeki sıkıntıları. Dolayısıyla buna düşmeme adına da kendi içimizde bu çalışmayı düzgün bir şekilde yaptığıma inanıyorum. Her şeyden önce ben işi, yani bunu bir iş olarak, bir meslek olarak değil, bir yaşantı olarak seçtiğim için dolayısıyla bununla yatıp kalkıyorum. Yani bunu yaparken de onu yüceltme adına, yani bir ilçede eğer bu birkaç arkadaşımızla birlikte çalışacaksak, burada onlarca, yüzlerce arkadaş varsa hepsini taşıyacak şekilde düşünmek lazım. Çünkü ilke itibariyle başlangıçta da söylediğim gibi bizim siyasi yapılanmamız içerisinde kardeşin için yaşarsan geleceği çok rahat bir şekilde tesis etmiş olursun. Evet. Biz bunu ön plana çıkarttığımız için öncesinde tabii arkadaşlarımızın önerilerini, teşkilatların kendi içerisindeki değerlendirmelerini alarak bunu yaptığımızda kavga gürültünün olmadığı, herkesin birbirini kucakladığı, birbirinin gözünün içine bakarken güldüğü evet. bir atmosfer gelişiyor. Buradan ne çıkar? Buradan başarı çıkar. Kesinlikle. Buradan evet. güven çıkar. İleriye doğru yapılacak adımlardaki çalışmanın bereketi çıkar. Dolayısıyla zaten biz bu bereketi inanarak bu çalışmaları yapıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir sofraya oturduğunuzda iki kişilik yemekten üç kişi de doyar. Doyar rahatça. Bu evet. ne demektir? Ya sen başlangıç itibariyle eğer
yapını, sofranı düzgün bir şekilde kurarsan, daha otururken %50 kazandın demektir. İki kişiyle, üç kişi doyuyorsa %50 kazandın demektir. Bunu sen yerel yönetime at. Bu imkanlarla birlikte, biz bu duyguyla birlikte yaşadığımız kente değer katarız. Bu kentin güçlenmesiyle, insanların huzur ve mutluluğuyla alakalı bu çalışmalar çok rahat bir şekilde yaparız. İşte onun yapılacağı çalışma yapıldı. Kongre yapıldı. 25 asil, 25 yedek arkadaşımız, 50 kişilik yönetim kurulumuz tesis edildi. Dolayısıyla biz bu 50 kişiyle haftalık toplantılarımıza beraber yapıyoruz. Bir araya gelerek önümüzdeki süreçte kongrede söylediğimiz, yani tabii bu bizim için önemli bir şey. 13.41 dedik. Yani evet, evet. 13 ifade... Onu ben sonradan siz oraya geldiniz, evet, zaten. Evet. Yani çünkü bunu biz bir tabiri caizse bir kızıl elma olarak da, bir hedef olarak da önümüze koyduk. Evet. Burada 12 ilçe belediyesini ve büyükşehir alacak çalışmaları yapacağız. Tabii millet bunu X parti olduğu zaman makul görüyor. Bize baktı mı olmaz gibi görüyor. Onda oluyorsa bizde çok daha rahat olması lazım. Yeter ki buna insanımız inansın. Evet. Ben buna inanıyorum. Önümüzdeki süreçte 2019 yerel seçimlerinde Kocaeli'de 13.41'i hep beraber bütün Kocaeli kendi içerisinde gerçekleştirmiş olacak. Buradan ne çıkacak? Yani imkanlarımızın biz geniş bu imkanlarla birlikte bugün şehir merkezinde yaşadığımız, her ilçe için yaşadığımız sıkıntıların artık ortadan kalkacağı bir zaman dilimi oluşacak. Çünkü biz sıkıntıyı millet için çektikçe ondan huzur buluyoruz. Bu önemli bir hadisedir siyasette. Çünkü siyaset zaten kendi içerisinde, hele bizim partide, bizim gibi çalışan yapı içerisinde bulunan arkadaşlar bunu çok iyi bilir. Dolayısıyla çok daha fazla fedakarlığın, çok daha fazla özverinin yapılmış olması gerekiyor. Yani tabiri caizse aşılı olmak lazım bu konuyla alakalı. Biz de 50 yıldan beri bununla alakalı. Bu aşı var diyorsun zaten. Yani aşının her türlüsü kendi içerisinde, evet, hastalıklara karşı korunmuş bir yapı var. Evet. Bunun güçlenecek zaman dilimi de işte önümüzdeki seçimlerdir. Ona da hazırlığını yapıyoruz. İnşallah başkanım. Şimdi bu arada tam gerçi yine yüzeysel geçtiniz. Yani bu başarılı bir yapıdan sonra başarılı çalışmalara gireceğiz dedi. Millete sözümüz de var dediniz bu konuda. Şimdi ben biraz daha böyle yerine inerek Kocaeli Saadet Partisi, tabii dolayısıyla başında da siz olduğunuz için ne beklesin Saadet Partisi'nden? Saadet Partisi ne söyleyecek Kocaeli'ye? Neler yapacak? Bu konuda projeleri var mıdır? Şimdi yani her seçim atmosferine girmeden önce adaylarımızla birlikte toplumun huzurunu, bu noktadaki yaşam kalitesini artıracak bir takım projeler geliştirilir, ortaya, evet, konur. Ve o projeler üzerinde de siyaset yaparız. Bunu bütün siyasi partiler yapıyor. Temelimiz nedir? Temel düşüncemiz bu noktadaki Kocaeli'deki yaşayan insanların yaşam kalitesini artırarak bir zemini oluşturmak. Tabii ki bunu belirleyen nedir? Siyasettir. Siyasetçinin bakış açısıdır. Biz her şeyden önce bu imkanlarla, bu şekliyle yaşamaya mecbur değiliz. Bu ne demek? Şu anda bu imkanlarla bizi yöneten arkadaşlar yeterli düzeyde bu imkanları bize sunamıyor demek. Bu imkanları farklı alanlarda harcıyor demek. Bu imkanları israf ediyor demektir. Buradan her birimizin yüzünün güldüğü bir şehirde yaşamak hepimizin hakkıdır. Kocaeli'de yaşayan herkesin hakkıdır. Biz bu hakkı kendilerine teslim edeceğiz. Bu ne demektir? Bunun başlangıcı, bir defa bizde israf olmaz. Çünkü dinimiz zaten bunu yasaklamıştır. Evet. Dolayısıyla bizde haksız bir şekilde bir makama, bir işe yöneltilecek bir yapı oluşmaz. Kendi içerisinde gelişmez. Buna hem dinimiz müsaade etmez, hem teşkilat yapısı içerisindeki arkadaşlarımız müsaade etmez. Dolayısıyla işi de ehline verdikten sonraki buradan ne çıkar? Buradan başarı çıkar. Buradan hizmet, evet, çıkar. Bugün şimdi yaşadığımız kentte hangisi olursa olsun, yani biz artık insan çalışıyor, üretiyor. Ondan sonra işte ihtiyaçlarını karşılayıp biriktiriyor. Ondan sonra gidiyor işte zorla bir araba alıyor. Ondan sonra da o arabayı park edecek yer bulamıyor.
o arabayı şehir içerisinde yürütecek yol bulamıyor. Böyle bir yapı, insanların sabahleyin evinden çıktıktan sonra böyle gülerek efendim arkadaşına günaydın, hayırlı işler diyecek bir atmosfer yok ki. Biz şimdi sanayi kentinde yaşıyoruz, Kocaeli. Sokağa çıkıyorsun, insanlar gergin. Çok gergin. Yani trafik alabildiğinde o noktadaki, çünkü niye? 10 dakikalık yolu adam yarım saate gidiyor. Bu noktadaki belli yerler rahatlaması gerekiyor. Bununla alakalı da kafa yorulması lazım. Şimdi ben bu noktada tabii bunu bazen ifade ettiğimiz zaman yine aynı yapı içerisindeyiz. Kızıyorlar bazen bize, hiç kızmasınlar. Bazen de İbrahim abiye diyorum, abi yeter artık, sen dinlemek hakkın yani. Önümüzdeki süreçte inşallah biz bu hakkı sana teslim edeceğiz. Sen artık torunlarınla beraber dağda bayırda yani yürüyüş yap, oyna. Ya bu hakkın var senin yani. Bu noktadaki tabii bu şu manaya gelmiyor. Kocaeli'ye yapmış olduğu bütün hayırlı hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ederiz. Bütün siyasetçilerimize teşekkür ederiz. Evet. Ama bu imkanlar yanlış, eksik, olmaması gereken yere yatırılmış ise de, ki bunları görüyoruz. Bundan dolayı da bunların bu şekilde olmamasıyla alakalı bir an önce demokratik hakkını insanlar kullanarak ona şefkat eliyle birlikte yeri ve zamanı geldiğinde onu uzaklaştırmasını bilmesi lazım. Bu şekilde bir adım hepimizi güçlendirir. Nihayetinde burada toplanan vergilerle oluşturulan bütçe hepimizin ortak parasıdır. Evet. Evet. Ortak değeridir. Bu değeri de ortak bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Yani bütün ilçelerine eşit bir şekilde, bütün köylerine kadar. Ama bugün şöyle bakıldığı zaman bunlara daha çok siyaset girmiş gibi, kendi siyasi partisine yakın olan muhtarıydı, efendim başka yapısıydı, onların işleri birazcık daha hızlı, öbürküler biraz daha yavaş şekilde ifade edilmiş olması milleti ne oluyor? Doğal olarak bu yapıdan uzaklaştırıyor. Siyaset esasında kendi içinde çok canlı, bu noktadaki sevecen bir yapısı vardır. Çünkü belediye başkanı seçilene kadar bir rozeti var. Benim bir rozetim var. Onunla belediye başkanı seçildikten sonra bu rozet çıkıyor. Evet. Belediye başkanlığı rozetini taktıktan sonra bu ne demektir? Bu artık herkesin başkanı demektir. Herkese eşit bir şekilde hizmetin götürülebileceği bir yapı demektir. Dolayısıyla bu yapıyı tesis ettiği andan itibaren herkesin yüzü güler. Dolayısıyla biz ne istiyoruz? Biz Kocaeli'de önümüzdeki süreçte sabahleyin herkes evinden işine çıkarken yüzünün gülmesini istiyoruz. Evet. Dolayısıyla bu çalışmaları yapmak arzusu içerisindeyiz. Bunun nasıl yapılacağını biliyoruz. Yani yeni siyasetçi değiliz. 50 yıldan beri yürüyoruz. Evet. Bu noktada bugünkü siyasi yapılanma içerisinde bulunan, bizi yöneten büyüklerimiz bizim tabiri caizse tezgahta yetişti, hizmetlerini yaptı, millet takdir etti, yolunu açtı, yürüttü. Şimdi geldiğimiz bu noktada artık belli şeylerin tıkandığını hep beraberce görüyoruz. Bir an önce bu hatalardan da dönülmesi lazım. Onun adresi biz her zaman veriyoruz. Her dönemde millet bize böyle kenardan, kıyıdan, köşeden bakıyordu ama bu dönemde sanki Kocaeli'nde artık bu odaktan bakılacağı bir dönem var. Tabii dolayısıyla Saadet Partisi de esasında bunu hak ediyor. Kocaeli de bunu hak ediyor. Çünkü üretken bir kentte yaşıyoruz. Ürettiği oranda da bu ürettiğinin karşılığını alamayan bir kentte yaşadığımızdan dolayı da biraz üzülüyoruz. Dolayısıyla ikisini birleştirecek bir zemini de inşallah bizler 2019'da Kocaeli'li kardeşlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Allah kahretsin de, siz anlattıkça zaten rahmetli hocamın bir iki sözüm için bu yetişenlerle alakalı konuşurken rozeti çıkarttığı zaman onun şu benzetmesi vardı. Evliyadan da eşkıyadan da siz sorumlusunuz. Evet, evet. Şimdi aynı şekilde yine son cümlelerinizde hiçbirinizin üretmeden tüketmeye hakkı yok derdi. Tabii. Allah mekanını cennet etsin. Başkanım, yerelli bir anlattınız. Bu arada yerelde çok güzel bir çalışmanız var. Kamuoyu tarafından takdirle karşılanan. Yani sanıyorum 7 siyasi parti galiba. Aylık mutat toplantılar yapıyorsunuz. Bu toplantılarda neler konuşuyorsunuz başkanım? Mesela şimdi bu yeni yönetimin veya mevcut yönetimin yetersiz olduğunu mesela AK Parti İl Başkanı sevgili Şemsettin Ceyhan'a söyleyebiliyor musun? Bunlar yanlış,
Bunları uyarıyor musunuz kendisini mesela? Yani şimdi tabii... Hani o iktidar partisinin il başkanı olduğu için söylüyorum bunu. Yani bu noktada tabii ki yani vatanını, milletini seven ve geleceğiyle alakalı çalışma yapmak isteyen bütün arkadaşlarımızla birlikte biz de 7 il başkanı bir araya, kahvaltıda bir araya geldiğimizde siz ne konuşursanız biz de aynısını konuşuyoruz. Nihayetinde bulunduğumuz kente herkes değer katmak istiyor. Evet, dolayısıyla evet. Ifade edilebilecek eksiklikler kendi içerisinde ortaya konulmuş oluyor. Nihayetinde biz bir kahvaltılı bir toplantı yapmış oluyoruz. Öncesinde bir yarım saat bir değerlendirme oluyor. Aylık olarak kentimizin ön plana çıkmış olan bir sıkıntısı, problemi varsa hep beraber el atabileceğimiz bir sıkıntısını orada gündeme getiriyoruz. Dolayısıyla buradan önümüzdeki dönemi, önümüzdeki sürece farklı bir bakış açısı çıkıyor. Her şeyden önce siyaset kutuplu olmaması lazım. Evet. Ben istiyorum ki Kocaeli'ndeki bu yapılanma Türkiye'ye yansısın. Ondan sonra Türkiye'nin tepesine yansısın. Bu noktadaki tabii ki hizmet etmek isteyen insanlar birbirlerini kötülemeden, birbirlerinin yanlışlarını ortaya çıkarsınlar. Şimdi millet bizi bazı noktalarda eleştirirken, ya siz hiç iyi bir şey görmüyor musunuz? Ya ben Saadet Partisi, ben muhalefet partisiyim. Ben işi yapanın iyiliklerini takdir ederim, eksikliklerini konuşurum. Zaten iyiliklerini millet görüyor. Benim gözüm eksiklik görür. Yani bunu eleştirdiğim zaman bu adam kötü, yanlış vesaire değil. Ben eksiklikleri görerek bu çalışmaları yapmak zorundayım. Herkes bu şekilde görmesi lazım. Yani bir çalışma yapıldı. Hep alkışlayalım. Hiçbir eksiklik görmeyelim. O zaman bizim bugün yaşadığımız sıkıntıların temelini kendimiz oluşturmuş oluyoruz. Evet. Yani bugünkü siyasette tek kutuplu bir yapıyla birlikte yürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız o dönemde yola çıkarken ortak akıl dedi. Yani hocamızdan işte süreci malum herkes evet. zaten biliyor. Ondan sonra kendi ekibini kurdu. Ortak akılla birlikte başladı. Şimdi ortaklığı bıraktı. Tek akılla beraber yürüyor. Bunu kendi teşkilatları ne kadar kabul eder etmez onu ben bilmiyorum. Ama yaşadığımız süreç bizi kaygılandırıyor. Çünkü siz bu tek akılla beraber yürürken demokratik bir takım şeyleri de artık ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Milletin seçtiğini tabiri caizse tek tek şu anda toplanıyor. Önümüzdeki süreçte bu nasıl bir yansıma getirecek? Yani buradan da şu kaygı içerisine de girmiyor değilim ben. Yani. Kendi adıma da üzülüyorum. Genel Başkanımız da ifade etti. Yani eğer biz hukuku bu noktadaki kendi içerisinde işletecek mekanizmanın dışına çıkartırsak yarın bu makamlar farklı bir şekilde değerlendirildiğinde biz ülke olarak çok acı çekeriz. Yani biz bugün bizi idare eden insanların sadece iyi niyetiyle alakalı düşüncelerimizi ifade ederiz. Evet. Zaten bir cumhurbaşkanının ülkenin işte olumsuz, işte kötü niyetiyle alakalı düşünmek zaten mümkün değildir. Bu noktada bu makama gelmiş bir insan bu ülkenin iyiliğini, güzelliğini, toplumun huzurunu, barışını isteyecektir. Ancak bunu geliştiren yapı etrafıdır. Yani eğer kendi içerisinde yalnızlaşmış, etrafı bu noktadaki eksiklikleri, aksaklıkları ifade etmeden bütün her şeyi ona alkışlayarak olumlu bir şekilde ifade ediyorsa bir kişinin bütün eksiklikleri bu şekliyle görme ihtimali yok. Yok, evet. Biz buradan da farklı bir yapıya çıkacağız. Bunun da tehlikesini görüyoruz. Ondan dolayı zaten referandum sürecinde genel başkanımız ifade ederken bunu ön plana çıkartarak sözlerine başlamıştı. Hatta biz buna evet diyemiyoruz demişti başlangıç. Evet diyemiyoruz. Yani evet. Yani biz başkanlık sistemini kabul ediyoruz ancak bu yapısı bizi kaygılandırıyor. Çünkü siz eğer adaleti bu noktadaki bir makama teslim ederseniz üst yapısını altını çabuk bozarsınız. Bu noktada şimdi meclisin yetkilerini her ne kadar
azaltmamış gibi gözükmüş olsa da feshetme yetkisi vesaire yetkilerini başkana bir kişiye verirseniz oradaki mekanizma daha farklı çalışır. Dolayısıyla bizim toplumdaki huzur bulacağımız üç erkimiz vardır. Yani bizi ayakta tutan yasama, yürütme, yargı. Bu noktada bunlar kendi içerisinde bağımsız olduğu, kendi içerisindeki kararlarını net bir şekilde bağımsız olarak alıp uyguladığı anda bu ülkede başarı. Bunları hepsini biz bir tek elde toplarsak önümüzdeki süreçte bunun acısını ülke olarak, millet olarak yaşamış oluruz. Bundan dolayı da önümüzde inşallah bundan bir an önce döneceğiz. Yani biz referandumda bu kararı aldık, evet, ama eksiklikleri var. Şimdi 2019'da yapılacak başkanlık seçiminde bu eksiklikleri telafi ederek bu çalışmayı yapacağız. Yaparsak ülke olarak kazanmış olacağız. Dolayısıyla bunun yapısını biz millet olarak yapacağız. Hep beraberce yapacağız. Eksikliklerimizi ortaya koyacağız. Biz şimdi bir sofra kurmuşuz. 7 il başkanı. Kahvaltı yapıyoruz. Tabii ki burada bu kurduğumuz sofrada Kocaeli'yi konuşuyoruz. Bu kurduğumuz sofrada eksiklik neyse onu ortaya koyuyoruz. Yani siyasetin kendi içerisinde önümüzdeki süreçte bütün yapısıyla beraber iyiliklerin, güzelliklerin ortaya konmuş olduğu bir yapıda bunu çalıştırma gayreti içerisinde oluyoruz. Tabii farklı düşünenler olabilir. Der ki işte efendim iktidar partisinin etrafında işte konuşlanan işte yani farklı farklı gruplara getirmek isteyenler olabilir. Yani insanlar neyi düşünüyorsa kendi işlerinde özgürdür. Ancak her bir siyasi partinin kendi misyonu vardır. Söyleyeceği sözü de vardır. Ben şimdi o yapı içerisinde Saadet Partisi'nin fikrini, zikriyatını götürürsem öbürki arkadaşıma eksiklik yapmış olurum. O zaman ortak değerleri ortaya koyarak biz bunun güçlenerek devam etmesini ve bu noktada yürümesini arzu ediyoruz. Zaten bunun başlangıcını şu anda bizim koltuğuna oturduğumuz diyelim kıymetli genel başkanımız Sinan Ejderoğlu Bey'in fikriyle birlikte başlamıştı. 15 Temmuz'dan önce başladı bu çalışma. 7 il başkanının bir araya geldiği çalışma. Şimdi 16. toplantısını yaptı. Her ayda yapmış. Çünkü seçim döneminde biraz böyle şey oluyor. Tabii evet, atmosfer geniş olduğu böyle, için çekiliyor. Başkanım, kamuoyuna doğru çok pozitif bir enerji veriyorsunuz. Yani kamuoyusunda hepinizi bir arada gördüğü zaman bu dolayısıyla az önce söylediğiniz, ilk başta söylediğiniz ayrıştırma da ortadan kalkar kısmen. Şimdi sevgili Sinan Necderoğlu bizi izliyorsa ona selamlarımızı iletiyoruz. Bunun bir projesini de üniversitede yapmıştı. Evet. Bütün üniversitede siyasi ve diğer şeylerin, görüşlerin başkanlarını bir araya getirmiştik. Ki yaklaşık hatırladığım kadarıyla 1,5 yıllık bir süreçte üniversitede ciddi bir huzur vardı. Hı hı. Sinan Necderoğlu o zaman da üniversitedeydi. Bu çalışması oradan da vardı. Yani sağ olsun ki demek ki fikir onun bugüne kadar getirdi bunu. Bunu biraz daha sanki... Şimdi Ankara'ya gitti. İnşallah Ankara'da artık o çalışmayı böyle... Artık şimdi Ankara'da görevi ne oldu Sinan Bey? Genel Başkan Yardımcımız. Maşallah. Birol Bey ve Birol Aydın Bey. Evet, o da Genel Başkan Yardımcımız. İstanbul İl Başkanlığı... ...dan sonra Genel Başkan Yardımcımız. Maşallah. Onlar tabii böyle bu şehrin çocukları olduğu için evet, biz hep gurur duyuyoruz sizlerle, onlarla. İnşallah yolumuz açık olur diyoruz. Yani benim acizane önerim bu il başkanlarının toplantısını böyle... biraz daha mı ön plana çıkarsanız diyorum. Tabii seçim satında bu olmayacak. Ne yaparsanız yapın. Çünkü hepinizin ayrı ayrı çalışmaları olacak. Biz zaten yeterince bu ön plana çıkıyor. Bazen hatta diyorum ki yani ben... Çok mu ön plana çıkıyor? Çünkü biz ayda bir araya geliyoruz. Evet, bir de bazen böyle etkinlikler oluyor doğal olarak. Mesela geçtiğimiz hafta büyükşehirimizin organize etmiş olduğu muhtarlarla alakalı, evet, muhtarlar günüyle alakalı bir çalışma oldu. Tabii dolayısıyla yani... bir siyasi parti katılmış olsa büyükşehirin yani diğerleri açısından sıkıntı yani herkes arzuluyor bunu. Yani bu tip etkinliklerle de bir araya geliniyor. Dolayısıyla bazen de şu deniliyor, hatta yani ben kendi ilçe başkanımla birlikte ayda 2 defa 3 defa bir araya gelemezken görevdaş il başkanımızla birlikte ayda birkaç defa bir araya gelmek çok da fazla belki toplum tarafından farklı algılanabilir. Bir kısmı da zaten eleştiriyor. Bu işi magazinsel yönüyle değerlendiriyor. Yani tabii ki yani her zaman ciddi olmak gerekmiyor. Yani bazen de böyle
rahat olmak lazım. Mutlaka birlikte yani olsa böyle, da tabii. Mesela muhabbet etseniz, çünkü az önce çok güzel ifade ettiniz, yani Kocaeli en iyisini vermek hepinizin derdi. Oradan bir ortak, en azından asgari müştereklerde bir olunsa, bu böyle aşağı doğru sirayet ettikçe huzur da kendisini göstermeye başlar. Yani sizin vereceğiniz güven kamuoyunda etkileyecek. Yani bu noktada bu tabii yani. Bunu böyle güçlendirecek çalışmalar inşallah önümüzdeki süreçte inşallah devam eder. Çünkü nihayetinde biz muhalefette olan bir partiyiz. Evet. Biz eleştirimizi yaparken bir kısmı zaten bizi dinlemiyor. Diyor ki bunlar işte zaten farklı hadi konuşuyor. Eleştirecek. Evet. Sürekli eleştirecek. Dolayısıyla buradaki ifade edilecek belli şeylerin zemini oluşmuş oluyor. Yani kendi içimizde yapmış olduğumuz etkinliklerde nihayetinde her birimiz ne istiyoruz? Ya bu ülkedeki değerlerimizin kendi yapısı içerisinde eşit bir şekilde yine insanlarımıza aktarılmasını arzu ediyoruz. Güçlü olmak istiyoruz, huzurlu olmak istiyoruz, mutlu olmak istiyoruz. Bunun temelini kim oluşturuyor? Siyasi yapılanma oluşturuyor. Dolayısıyla buna destek vermek lazım, bunu güçlendirmek lazım. Yetki verildikten sonraki çalışmayı da ona göre yapmak evet lazım. Yani evet. Yoksa şimdi ben böyle konuşuyorum burada, bu konuşmalarım yani Adalet Kalkınma Partisi'nin ekmeğine yağ olarak değil. Ben bu noktada yani Saadet Partisi olarak, Milli Görüş olarak iktidara geldiğimde şu anda yapılanların %50'sinden çok daha farklı bir mekanizmayla çalışacağım. Ama yani buradaki makul mantıklı yapılan işleri de görüyorum tabii ama eksik yönlerini çok daha fazla görüyorum. Şimdi bu yönüyle şimdi bir an önce eleştirmekten ziyade gelmenin çalışmasını yapıyorum şu anda. Evet. Çünkü niye? Bir an önce bunu yapalım ki bu değerlerimizi ortak bir şekilde kullanmış olalım. Burada bu eksikliği ciddi manada görüyorum. Yani yerelde çok ciddi manada gözüküyor. Zaten genele girmiyorum. Genele girdi mi tabiri caizse büyük bir şey gibi, havuz gibi girsek evet, çıkamayacağız. Evet. Dolayısıyla bir an önce de bununla alakalı çalışmayı yapmak lazım. Onun başlangıcı inşallah 13.41 dedik. Güzel bir kadro kuruldu. İyi bir kongre gerçekleştirdik. Şimdi bu yapımızla birlikte inşallah bunların adımlarını atacağız. Yaşanabilir bir Kocaeli'deki için, evet, yani sorumluluklarımızı yerine getirmiş olacağız. Allah bu konuda yardımcınız olsun diyorum. Ha, başkanım evet. Hazır tam buraya da gelmişken gerçi hepsini derlediniz, toparladınız ama programımızda sonuna doğru geliyoruz. Birkaç cümleyle toparlayıp izleyicilerimize, şu an bizi 15 ayrı ülke ve 81 izliyor. Aşağı yukarı tahmin ediyorum. Ne söyleyeceksiniz onlara? Hem toparlayalım evet, programımızı. Evet. Evet, teşekkür ediyorum Ömer Bey. Şimdi esasında zaman tabii çok hızlı akıyor da evet, ben girmek istediğim yere zaten hiç giremedim yani. Havuzun başında kaldım. Başkan bir programa daha yani, gelir. Sıkıntı yok. Bu sefer biz sizi stüdyoya davet ederiz. Olur, olur. Bir de stüdyoda yaparız ki az önce anlattığınız çalışma programlarınızdan sizinle birkaç kez program daha yapacağız diye hissettim ben evet, ki bu görünüyor şimdi. Evet, yani. Şimdi nihayetinde sıkıntılarımızı hiç yani üstü kapalı sadece evet, cümlelerle tabiri caizse ifade etmiş olduk. Tabii ki bunlar bizim önümüzdeki dönem yapacağımız çalışmalar içerisinde bizi rahatlatan cümleler değiller. Sıkıntı yaşıyoruz. Hem yerelde hem genelde. Evet. Etrafımız tabiri caizse ülkenin etrafı sarılmış. Bu noktada biz kendi ilimizde bu işi düzenleyecek 7 il başkanı oturuyoruz. Bizi idare edenler de bu noktadaki ülkenin geleceğiyle alakalı dost ve düşmanları düzgün tespit ederek masa etrafında oturmuş olsa, Sayın Cumhurbaşkanımız hani dünya beşten büyüktür tabirini hayata geçirecek çalışmayı gerçekleştirmiş olsa ki rahmetli hocamızın başlatmış olduğu D8 dönem başkanlığı da hazır Türkiye'ye evet, gelmişken dün gelmiş, evet, yani bu noktadaki sorumluluğu da Sayın Cumhurbaşkanımız almış. Dolayısıyla bunu güçlendirecek bu masayı bu şekilde kurarak ülkenin geleceğini, komşularının geleceğini planlayacak çalışmayı yaptığımız andan itibaren işin temelini biz oturtmuş oluruz. Evet. Burada
İl geneliyle alakalı da bizim düşüncelerimizi hayata geçireceğimiz zaman dilimini biz özlüyoruz ve heyecanlanıyoruz. Yani şu anda mevcut yapıda bunda çok ciddi eksiklikler hissediyoruz. Bunların hiçbirine böyle dokunmadan biz bunun çok daha iyisini hak ediyoruz. Bunu yapacak enerjiyi biz mevcut yapıda göremiyoruz. Dolayısıyla bir an önce artık bunların adımları atılması lazım. Bir an önce Kocaeli'de yaşayan bütün kardeşlerimizle birlikte bu adımı kendimizi, çocuklarımızı, etrafımızı, kentimizi düşünerek atmamız lazım. Sıkıntılar, olabildiğine sıkıntı var. Her birini tek tek masaya yatıralım. Ondan sonra onun çözümüyle alakalı ülke olarak ortak aklı, herkesin ortaya koymuş olduğu değerleri de üst üste koyarak burada yaşanabilir bir kenti birlikte oluşturalım. Onun için bizim heyecanımız var. Yapmak istiyoruz. Arzuluyuz. Bu noktadaki yapıyı kendi içerisinde güçlendirerek devam ettirmek istiyoruz. Dolayısıyla bu noktada sadece vatandaşa düşen ne? Seçim zamanı geldi. Bir tane oy. Bu oyu bize uygun görsünler. Bu noktada kendilerine iki harfli tek kelimelik en basit hadiseyi Saadet Partisi lehine koymuş olsunlar. Bu yetkiyi versinler. Ondan sonra biz bu kentteki insanımızın yaşam kalitesini artıracak çalışmaları birlikte organize etmiş olalım. Proje noktasında açalım. Ondan sonraki bu imkanlarla birlikte bu çalışmalar nasıl yapılıyor bu insanlara öğretelim. Biz bunda yeni değiliz. Kıymetli Genel Başkanımız özellikle ekonomiyle alakalı, çünkü insanın yaşam kalitesini artıracak en önemli unsurlardan bir tanesi ekonomidir. Dolayısıyla bunu ata arabanın arkasına değil de önüne bağlayarak yürütecek çalışmayı yaparsak, israf etmeden üretime dönük olmayan bütün yatırımları durdurarak bu çalışmayı yapabilirsek biz topluma huzur, barışı getiririz, kalkınmayı getiririz. Sabahleyin işine giderken değil, gün boyu gülen yüzleri bu toplumdaki sevgiyi, kardeşliği, hukuku ön plana çıkartacak çalışmalar organize edebiliriz. Bunu beraberce yapacağız. Onun için de bu noktadaki vatandaşımızın önümüzdeki süreçte bizim yapmış olduğumuz bu çalışmalara bizim gösterdiğimiz ilgiyle birlikte aynı şekilde karşılık vermesine arzu ediyoruz. Vatandaşımızın sağduyusuna inanıyoruz, güveniyoruz. İnşallah bunu beraberce yapacağız. Sıkıntılarımız ortaktır, sevinçlerimiz ortaktır. Evet. Bizler kendi içimizde sıkıntılarımızı paylaştıkça bunları azaltırız. Sevgilerimizi, iyi değerlerimizi de paylaştıkça artırırız. Dolayısıyla bunun adresi de önümüzdeki süreçte Saadet Partisi olacak. Dolayısıyla evet, bunu da beraber yapacağız. Başkanım, size çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun diyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah dediğim gibi herhalde biz sizinle birkaç program daha yapacağız bu projelerle alakalı. Evet, inşallah. Diğer arkadaşlarımız belki sizi davet edecekler, bilemiyorum. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum. Doğru olduğunuza inanıyoruz. Ben de TB262 adına her zaman yanınızda olacağımızı bilin lütfen. Çünkü her zaman doğrunun yanında olma gayret ediyor televizyonumuz. Evet. Bu konuda bana zaman ayırdınız. Televizyonda zaman ayırdınız. Aşağı yukarı 1,5 saattir konuşuyoruz. Sizi de yorduk. Hakkınızı bize helal edin. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, bugünkü konuğum Saadet Partisi'nin yeni Kocaeli İl Başkanı sevgili Nurettin Çelik'ti. İnşallah bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Esen kalın efendim. HM Oto Yıkama ve Oto Kiralama, Maziden İstikbali'yi sundu.